Merhaba Mert. Merhaba. Bugünkü konumuz Optimizasyon. nedir optimizasyon? Bir şeyin en iyisini bulmak. Bir şeyin en iyisini bulmak. Tamam. Şimdi bugünkü örneğimizde bir şeyin en iyisini bulmaya çalışacağız. Şimdi böyle bir örneğimiz var. Bu örnekte bir araba bayrağın olduğu yere gitmeye çalışıyor. Oraya 3 tane yol çizmeni istiyorum senden farklı Tamam. renklerde. Harika. Şu anda elimizde 3 tane yol var değil mi? Evet. Hedefe giden. Şimdi bu yolların en iyisini bulmaya çalışacağız ama en iyi dediğimiz şey herkese göre değişebilir. Evet. Doğru mu? Peki biz bu yolların hangi özelliklerini kullanalım bu en iyi bulmak için? Mesafelerini ve dönüş sayılarını. Evet, mesafelerini ve dönüş sayılarını kullanalım. Şimdi bu tabloyu dolduralım. Her bir renkteki yol için mesafe kaç metre ve kaç defa dönüş yapmışlar? Yeşil yolda... Evet. 1, 2, 9 metre. Evet, 9 metrelik yolu var. O yüzden mesafeye 9 yazalım. 9. Kaç kere dönüş yapmışlar? Kaç kere dönüş? 1, evet. 2. Dönüş sayısını da 8 8. yazalım. Şimdi birazcık hızlanmak adına ben turuncu için sana söyleyeyim. 2, 4, 6, 8, 11 metre. Yolu mesafesine 11 metre ve giderken gördüğümüz gibi 1, 2, 3, 4 tane dönüş yapmış. Evet. Tamam, şimdi bunlar bizim elimizde. Şimdi optimizasyon yapalım. Bu, yol, bu yolun en iyisini seçeceğiz. Şimdi evet. diyelim ki benim için en iyisi en kısa sürmesi. Hangisi en optimum yoldur? Yeşil. Yeşil. Çünkü en kısa o sürmüş. O zaman en kısa yolun yanına yazalım. Sadece yeşil yazman yeterli. Yok. Tamam. Diyelim ki ben çok kısalık veya uzunluk umurumda değil, hatta hiç umurumda değil ama ben giderken rahat gitmek istiyorum. Yani dönüş sayım az olsun istiyorum. Ay, en mor. Rahat yol hangi yol o zaman? Mor. Mor yol. Çünkü mor yolda sadece 2 dönüş evet. var. O zaman dönüş sayısı anlamında en optimum yol mor yol. Mor yol. Buna en rahat yolda diyebiliriz. Aha. Peki benim için her ikisi de önemli diyelim ki. Ben hem rahat olsun hem de kısa sürsün istiyorum. Kısa mesafede gitmek istiyorum. Ve ikisi de aynı eşitlikte benim için önemli. Ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım bunun için? Hem bunun için bunları toplamam lazım. Toplamam lazım. Niye? Çünkü ikisi de kötü şeyler. Değil mi? Hem mesafe kötü bir şey uzun olması. Hem dönüş sayısı kötü bir şey. Toplamının... değerini bulacağız ki bu toplamları arasında en iyisini bulalım. O zaman toplayalım sırayla. Demek ki bunların arasında bakacak olursak hem kısa hem rahat yol için en iyisi hangisi? Turuncu yol. Değil mi? Çünkü 15 çıkmış. Tamam. O zaman ona da turuncu diyelim. Ne en kısa ne de en rahat. Ama her ikisinin toplamı açısından evet. en optimumu turuncu. Peki son olarak şunu hesaplayalım bir de. Benim için kısa olması da çok önemli. Rahatlık da önemli ama kısa olması rahat olmasından 2 kat daha fazla önemli. Ne yapmam lazım bu durumda? 9 çarpı 2. Neden 2 ile çarpıyoruz 9'u? Çünkü 2 kat daha önemli. Evet, o mesafeden evet. gelen kötülük 2 kat daha önemli benim için. 9 çarpı 2. Ama rahatlık da önemli. O 1 kat önemli. O yüzden evet. onu... 18 artı rahatlıktan gelen rahatlık da 8. Evet. 8 eşittir 26. Evet, bu 26'ymış. Benzer şekilde (34 + 2 = 36). Tamam. Demek ki bu durumda en iyi yol hangisi? Yeşil ve turuncu. Yeşil ve turuncu neden? Çünkü ikisi de en az yol. En az çıkmış değil mi? Kötülüğü evet. ikisinin de en az 26. O zaman kısalık benim için 2 kat daha önemliyse en iyi yol yeşil ve turuncu. Veya doğru diyorsun veya daha doğru oldu. Veya turuncu. Her ikisi de aynı. İstediğimizi seçebiliriz. Tamam. Bu şekilde değişik evet. önem sıralamalarıyla en optimumu bulabiliriz değil mi? Evet. Demek ki bir şeyin optimumu neye bağlı?
Mesafesine tepe sayısı. Yollar için evet öyle ama herkese göre değişebilir bu değil mi? Herkes kendi optimumunu bulabilir. Evet. Rahatlık iki kat önemliyse mesela başka bir şey çıkacak burada. Onu da bunu izleyenlere bırakalım hangisi daha iyi çıkıyor. Evet. Peki teşekkür ederiz Mert. Bir şey değil. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.